Bugünkü videomuzda sizleri Rusların dev yolcu uçağı Ilyushin 96 400M serisiyle sizleri tanıştıracağım. Tam 370 yolcuyu iki farklı sınıfta taşıyabiliyor ve menzili 10.000 kilometreye kadar uzuyor. Rusya uzun yıllar sonra neden sivil havacılıkta tekrar uçak tasarımına odaklandı? Bu yeni uçağın özellikleri nelerdir ve bu konuyla ilgili hangi modelde hangi çalışmalar var? İşte bu videomuzun konusu Rusların tekrar sivil pazara geri dönmeleri. Uzun zamandır Rusya sivil uçak konusunda durgundu ve son yıllarda geri kaldığı teknolojiler bunlar nelerdir? Uçak motorları ve aviyonikler konusunda batılı şirketlerle, batılı ülkelerle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir işbirliği içindeydi. Bu işbirliğinde işte motorlar alınıp Rus uçaklarına konuyor, aviyonik sistemler alınıp Rus uçaklarına adapte edilerek farklı pazarlara ulaşmayı hedefliyordu ama o eski yüksek sayıdaki üretim, farklı tasarımlara odaklanma gibi konular hep geri planda kalmıştı. Ta ki Ukrayna Savaşı'na kadar. Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok Batı ülkesi Rusya'ya ambargo uygulamaya başladı. Ve ambargonun da en etkili olduğu konuların başında havayolu şirketleri geldi. Son yıllarda Rusya'nın milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot başta olmak üzere birçok havayolu şirketi Batı yapısı yani Boeing'lere, Airbus'lara dönmüştü ve ciddi sayıda da sipariş veriyordu. Hatta bazı metallerin üretimi konusunda da Rus endüstrisi bu konuda hem Airbus'un hem de Rusya'daki şirketlerle Boeing'in ortaklıklarıyla buraya destek verme sürecindeydi. Ama artık iş tamamen tersine dönmüş durumda. Rusya yedek parça alamadığı için Batı yapısı uçakları uçurmakta çok ciddi sıkıntı çekiyor ve zaman zaman da bunlarla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor ve arkasından da tekrar Rusya havayolu sistemini ayakta tutabilmek üzere kendi tasarımı uçaklara odaklanmış durumda. Aslında Ilyushin 96 serisi 1980'lerde tasarlanmaya başladı. Sovyetler Birliği döneminde tasarlanmaya başlandı. Amaç geniş gövdeli, uzun menzilli bir yolcu uçağının geliştirilmesiydi. Hatta 2000'lerde uçağın farklı modelleri çıkartılırken Batı yapısı motorlarla uçabilecek bir model konusunda da Ruslar çalışmalar yapmıştı. Ben bu uçağı eski yıllara doğru geri döndüğümüz zaman o Atatürk Havalimanı döneminde özellikle Rusya'dan getirdiği alışveriş ağırlıklı Rus turistleri taşıdığı günlerle hatırlıyorum. Bir de tabii ki bu uçak Antalya'ya inerdi ve çok sayıda turisti getirirdi. Yüksek gürültü oranları, o geniş gövdeleriyle gerçekten Ilyushin 96 serisinin benim gözümde de farklı bir yeri vardı. Dediğim gibi bu zorluklar sonrasında Rusya tekrar bu projelere odaklanmaya başladı ve bu uçağın yeni modeli 400M serisi konusunda çalışmalar yaptı. İlk uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen uçağın şu anki sorumlusu UAC olarak adlandırılan United Aircraft Corporation, yani geçmişteki o sivil imalatçılar tek bir çatı altına alınmış durumda ve şirketin adı da UAC olarak Rusya tarafından belirlenmiş durumda. Bu uçağın özelliklerine baktığımız zaman en önemli konusu tabii ki taşıdığı motorlar. Motor olarak PS-90A1 serisi kullanıyor. 4 adet motor var uçakta ve motorun her biri de 38.300 libre itiş gücüne sahip. Uçağın menzili biraz önce de belirttiğim gibi 10.000 kilometre. Ilyushin 96-400M 2.700 metrelik pistten havalanabiliyor. İnişini ise 1.600 metrelik pistte tamamlıyor. Bu uçak ana rakip olarak Boeing'in 777 ve Airbus'un A350 ailesini odaklanmış durumda. Gerçekten yüksek koltuk kapasitesi, muhtemel bu iki sınıflı 370 koltuk kapasitesi tek sınıfta 400'ün üzerine çıkma durumu var ve bu uçağı da farklı bir kategoriye doğru sokuyor. Dediğim gibi Ilyushin 96 serisinin farklı modelleri geçmişte kullanıldı ve bu uçak özel modifikasyonlardan geçerek şu anki Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel uçağı haline de getirilmiş durumda.
Rusya için bu özel uçaklar farklı bir operasyon altında uçuyor. Ve tabii ki görüntü itibariyle bir Ilyushin 96'yı andırsa da üzerindeki haberleşme sistemleri, özel kriptolu sistemler, birçok askeri sistem bu uçağın üzerinde yer alıyor. Yani görüntü olarak Ilyushin 96 sivil bir model gibi dursa da birçok sistemi askeri. Keza aynı durum Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının kullandığı ve uçtuğu aslında uçağı Air Force One denir. Uçak tipi önemli değildir ama tabii bu konu biraz 747, Boeing 747 ile özdeşleşmiştir. Bu konuda da benzer özellikler gösterdiğini ifade etmemde fayda var. Ilyushin 96'nın geçtiğimiz günlerde yeni uçuşu gerçekleştirildi. Hedef 2 yıl içerisinde test ve sertifikasyonların tamamlanması, onay alması ve arkasından başta Rus şirketleri olmak üzere farklı havayolu şirketlerinde bu uçağın hizmete girmesi. Bakalım Ruslar tüm parçaları kendi yaptıkları, herhangi bir ambargoya takılmayacak bu uçak için uluslararası anlamda bir sertifikasyon alabilecek mi veya hangi ülkelere satacak, ben de açıkça merakla bekliyorum. Bir başka önemli konu Rusya'nın MC-21 olarak adlandırılan özel orta kapasiteli yolcu uçağı. Bu yolcu uçağı hatırlayacaksınız, İstanbul'da yapılan ilk Teknofest'te de getirilmişti ve bu yolcu uçağı bir gösteri uçuşu yaptıktan sonra Türkiye'deki yetkililere tanıtılmıştı. Bu uçağın da koltuk kapasitesi 163 ila 211 arasında değişiyor. Uçağı Ruslar şu an 737, Boeing 737 Max'in yarı fiyatına diye vererek ilginç de böyle bir promosyon kampanyası düzenlemiş durumda. Aslında uçakta Pratt & Whitney serisi A320 Neo'larda da kullanılan PW1100 serisi kullanılması planlanmıştı. Tabii ki bu ambargo da bu projeyi vurmuş durumda. Ruslar tekrar kendi motorlarına odaklanmış durumda. Halen uçakta PD14 serisi kullanıldığını belirtmemde fayda var. Gelişmeleri aktarırken size son dönemde geniş gövdeli bazı sivil versiyonları kargoda kullanılıyor ama ağırlıklı olarak askeri amaçlı görev yapıyor. Ilyushin 76 MD90A içinde yapılan yeni testi burada anlatmak isterim. Bu uçak toprak pistlere iniş testlerini gerçekleştirmiş durumda. Zaten bu uçak o toprak testlerinin hemen arkasından Dubai'de yapılan havacılık fuarına götürüldü. Ruslar burada yeni ülkelerden sipariş almak istiyorlar. Bu uçak sonuçta eski Doğu blokundan kalmış birçok ülke tarafından da kullanıldığını belirtmemde fayda var. Jet motorlu bir uçağın toprak pistlere inebilmesi için motorlarının özel sistemlere sahip olması gerekiyor. Tasarım olarak jet motoru önden havayı bir vakum gibi çekiyor. Çektiği zaman toprak pistte ne var? Taş toprağı, yani FOD olarak adlandırılan yabancı madde hasarına da neden oluyor. Bunlar için özel sistemler yer alıyor. O hava çekişiyle birlikte diğer zarar verilecek malzemenin bunun içine girmemesi gerekiyor. Bu açıdan da, mühendislik açıdan da çok önemli bir tasarım ama Ruslar bu konuda oldukça iyi yeteneklere sahip. Yarı hazırlanmış pistlerden örneğin jet savaş uçaklarını kaldırabiliyorlar. Buraya iniş kalkış da bu uçak açısından önemli bir test aşaması anlamına geliyor. Bu da başarıyla tamamlanmış durumda. Bakalım Ruslar bu uçağa nasıl bir müşteri bulacaklar? Kimler ilgilenecek? Ben de açıkçası merakla takip ediyorum. Rus havacılığını değerlendirdiğimiz bu videomuzun sonuna gelirken yavaş yavaş 300 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Sizden ricam, abone ola basın. En azından 2024'te 300 bin aboneyi görelim. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyada X, Instagram, Facebook gibi farklı farklı alanlarda da haberlerimizi, videolarımızı paylaşıyoruz. Bilgiler paylaşıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.